Baharatlar da bitmiş Kiraz. Dün çorbaya nane koyacaktım, yoktu. İyi hatırlattın. Sağdan söyleyeyim de çıkınca unutmaz. Buyurun Aliye Hanım. Gonca, bırak buradaki işleri şimdi. Gelin odasını hazırla. Gelin hanım gelecek mi yoksa? Evet, bugün taburcu olacak. Ay çok sevindim, gözümüz aydın. Ev sıcaklığı hiçbir şeye benzemez tabii. Gonca, sen burada vakit geçirmeden odayı temizlemeye başla. Öğleden sonra gelecekler. Tabii Aliye Hanım. Kiraz, yemekte ağır şeyler olmasın. Zeynep için uygun bir şeyler hazırla. Siz hiç merak buyurmayın. Ben hem lezzetli hem de hafif şeyler hazırlarım şimdi. Tamam, hadi kolay gelsin. Nihayet güzel bir haber aldık. Yemeğin yanına komposto da hazırlayayım da gelin hanım içsin. Gonca, istersen odayı ben hazırlayayım gülüm. Yok Kiraz, benim yapmam lazım. Ne olacak? Hemen hazırlar gelirim. Olmaz Kiraz. Onlar artık evlendiler. Üstelik burada yaşayacaklar. Artık her gün ikisini yan yana birlikte aynı odada göreceğim. Alışmalıyım Kiraz. Alışmalıyım. Ah be kuzum. Bir atamadın şu sevdayı yüreğinde. Haklı. Akşamdan sabaha unutulsa adına sevda denir miydi? İçin yapılan hazırlıklara bakın. Ne zaman bitecek bu iş? Bitti sayılır. Az kaldı. Zeynep Hanım odası. Onca şey yaşandı. Bu kız kendi düğününde bu evde vuruldu. Hiçbir şey olmamış ki burada yaşayacak yani. Bu çiftlikte hala nasıl mutlu olabileceğine inanıyor, hayret ediyorum. Onlar artık evliler. Yani burada yaşamaları çok normal. Oo, bakıyorum avukatlığa başlamışsın. Benim sinirlerimi zıplatma Gonca. Sana fikrini soran olmadı. Yok ben sadece... Zaten işin olmayan her şeyde fikir beyan etmeye adet edindin sen. Ama durun siz. Bu evde artık hiç kimse at koşturamayacak. Hiç kimse. Artık Kenan yok. Demektir ki... Karısı olarak benim devrim başladı.